Merhaba. Bugün 5 çayına ki biz 3'te içiyoruz. 3-4 gibi. Pratik bir şeyler yapacağım. Siz de yaparken bana arkadaş olun. Şöyle mihver hamurlarından. Uydurmatik bir şeyler. Yani içine patates kavurdum. Patates koyacağım. Çayın yanına boş geçmemek için size tembel kadın tarifi. Tabii ki bizim evde yemekleri annem yapar. MasterChef kendisi. Bu arada elime eldiven takmadım ama hiç tırnağım yok. Ben de arada böyle kolay, pratik bir şeyler yapıyorum. Ama dediğim gibi hiç iddialı değilim. Zaten yemek yapmaya da çok geç başladım. Hep okullar, işler, banka derken 43 yaşına geldim. Bankadan ayrıldım ve bankadan ayrıldıktan sonra da 43 yaşında kalktım ikinci üniversite okumaya. İkinci üniversiteyi de okuduktan sonra gaza geldim. Dedim ki ikinci üniversiteyi bu yaştan sonra okuyan bir de yüksek lisans yapar. Kalktım bir de o yaştan sonra yüksek lisans yaptım. Yüksek lisans yaptıktan sonra dedim ki bu yaştan sonra bu yaştan sonra bu kadar üniversiteyi okudum. Yüksek lisans da yaptım. Bu arada iş güvenliği okudum ben. Bari bir işe yarasın, bakanlığın sınavına gireyim. Bakanlığın sınavına da girdim. Onu da 44-45 yaşındaydım girdiğimde. Günde 8 saat çalışıp girdim o sınav. Çok zor bir sınavdı. Onu da kazandım. Oldum B sınıfı iş güvenliği uzmanı. Tabii ki ben bu arada hala okul peşinde, iş peşinde. Bir sene iş güvenliği uzmanlığı da yaptım. Derken sonra babam hastalandı. Babam hastalanınca ben işten ayrılmak zorunda kaldım. İşten ayrılınca kaç yaşındaydım? 48, 47. 47 yaşından sonra ben oldum ev kadını. Tabii ki bu yaştan sonra benim yapacağım yemekler pratik. Ki zaten annemle yaptığımız iş bölümüne göre MasterChef annem, ben de amele işleri, temizlik, bulaşık, ortalık düzenleme falan filan. Ancak böyle ilham gelirse çayın yanına, o bilmem neyin yanına bu şekilde bir şeyler yapıyorum. Yani benden çok yüksek bir beklenti de olmadığı için arada kaynıyorum gidiyor diyebiliriz. Olaylar böyle gelişiyor. Elime oklava bile yakışmıyor ve oklavanın da büyüklüğü ayrıca yani sanırsın Ramazan baklavası açıyorum. Şunun kenarlarını böyle usturuplu ve şekilli şüküllü kapatmanın bir yolu yordamı var mı acaba? Böyle. Olaylar olaylar. Çok güzel.
düzenlidir bizim hayatımız. Sabahleyin belli bir saatte kalkarız. Şimdi çalışmadığım için 9, 9.30. Bu böyle. 9, 9.30 gibi kahvaltımızı yaparız. Organik bir şeylerle. Ondan sonra çok az kaldı. Ne yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5. Oo, bir sürü yufka. Devam edelim o zaman. Sonuçta tepsi var. Teşekkür ediyor. Çekmeye falan da alakam haberim yok yani. Nasıl oluyor, nasıl gidiyor? Hiçbir fikrim yok. Yavaş yavaş öğreniriz. Ama açıkçası çok havalı videolar çekeyim. Çok efektler olsun, müzikler olsun, viu viu ötsün falan filan gibi bir şeyim yok. Ben sadece gün içinde yaptıklarımı paylaşacağım bir vlog arzu ediyordum. Paylaşmak sadece. Bunun dışında onun da zaten çok cıvcıvlı olması gerekmez. Bence. Falan filan. Sonra haşlayıp içine salça, nane, tuz koyarak hazırladım. Pratik bir şeyler. Şimdi yani Allah minhoyu icat edenler razı olsun. Benim gibi tembel kadınlara mucize. Evet, bu kadar. Çok iyi oldu. Şimdi şöyle yapayım. Yumurta. Her şey pembe plastik. Evde sanki hiçbir tabak çanak yokmuş gibi. A101'in pembe plastiklerini toplar getiririm. Çünkü pembeyi çok severim. Ivır zıvır her şey pembe. Annem de çok sağlıksız, bunları alma der. Ama tabii ki ben dayanamayarak her seferinde bir iki parça çer çöp alır gelirim. Ama pembe olacak tabii ki, illa ki. Pembe. Ben renkleri biraz geç keşfettim. Üniversite yıllarında işte rock dinliyorum, metal dinliyorum falan kafasıyla hep siyah, hep siyah, hep siyah. Kulak paçı engelliğine, siyah jeanler, siyah bilmem neler. Ondan sonra üniversite bittikten sonra da bankada çalışmaya başlayınca bankada da tabii ki koyu renk giymek lazım. Öyle dallı güllü giyilecek bir yer değil. 17 sene de orada siyahlar, laciler, bilmem neler falan filan. Derken ben 44-45 yaşından sonra renkleri keşfettim yahu. Ne kadar güzelmiş ya. Dünyada renkler varmış. Baharat takımlarımda benim sodaları yıkadım ve üstündeki kağıtları da bulaşık makinesine koyunca çok kolay soyuluyor. Soydum ve üstüne Teddy'den şu kapakları aldım. Oldu bana pembik bir baharat takım. Bu patateslerin üstüne birazına çörek otu atayım.
azından susam atayım. Tatam. Bitti. Kolay kadın böreği. Size ellerimle börek yaptım diye sunacağım. Önemli olan sunum. Bir de bu. Ve tabii ki 4 adet böyle hamuru kaldı. Bunu da ne yapacağız? Bu reçeli akşam yiyin yaptık. Komşumuz bahçesinden elleriyle bir de bize biraz erik toplayıp getirdi. Bizim de evde eriklerimiz vardı. Birazcık da bizim bahçeden topladığımız vişnelerden koyduk. Gecenin bir saatinde vişne marmeladı, vişne erik karışık marmelat yaptık. Şimdi bu marmelattan milföy hamuru kaldığı için onlarla tatlı bir şeyler yapacağım. Milföyün içine koyacağım. Pişer çıkar, üstüne de pudra şekeri serperim. Böylece tatlı yaptım derim. Ta-ta. Yazın Silivri'de hiç iş bitmez. Devamlı ağaçlardan meyveler, efendim domatesler. Sizin ağacınız yoksa komşunuzun ağacı vardır. O getirir. İllaki bir pişirme, kaynatma, bir kış hazırlıkları falan filan derken şöyle bir rulo. Güzel oluyor yalnız. Çok basit deyip geçmeyin. Dediğim gibi önemli olan sunum. Bal baklava yapıp da al ye deseydin hiçbir tadı olmaz. Ama sana ellerimle yaptım. Afiyet olsun canım cicim. Dediğin zaman güler yüzle yapılan her şeyin tadı başka. Yemesi de güzel. Milföy'ün plastikleri bile pembe çıktı. Ne kadar şanslı. Her şey pembe olsa keşke. Pembe. Böyle pratik tembel kadın yemekleri yaparken çekerim. Siz de bana arkadaş olursunuz. Bu erikleri marmelatları önce bir güzel pişirdik. Önce bir parti vişne suyu, meyve suyu, komposto. Onları şişelere doldurduk. 2 şişe çıktı. Sonra kalan posasından marmelat yaptık. Suyunun suyu. Hiçbir şey atmıyoruz. Aşırı tutumluyuz. Aşırı tutumluyuz. Ben bilhassa. Neyse ben bu renkleri keşfettiğim zaman hani hep siyah giyiniyordum falan filan ya. Şimdi de bütün her yer rengarenk olsun istiyorum. Hatta bir de bu yaştan sonra tığ örgüsü örmeyi öğrendim. Instagram'da coolcool34 diye Instagram hesabım var. Orada ördüklerimi koyuyorum. Bakabilirsiniz. Abone de olabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. Çok sevinirim. İngilizce bilmeyenler için COOLKUL34 diye yazılıyor.
Orada ördüğüm rengarenk şeyleri paylaşıyorum. Bir gün çekim yaparım onu. Evin bahçenin sağına soluna bir şeyler yapıp yapıp asıyorum. Birilerine hediye veriyorum. Ondan sonra herkes de çok seviniyor. Kahve fincanlarına elbise örüyorum. Çok eski zamanlardan kalma bebeklere elbiseler örüyorum. Küçük suplalar örüyorum. Çok cici oluyor. Hepsini gösteririm. Bir tane battaniye ördüm mesela. Çok şık oldu. Herkes çok beğendi. Yastıklar örüyorum. Rengarenk. Ağaçlara asmak için bir şeyler bir şeyler. Bir gün gösteririm. Yani bütün ev rengarenk olsun istiyorum. Üstüme başıma da pek bir şey almıyorum gerçi. Ama almam gerektiği zaman mutlaka rengarenk alıyorum. Mesela geçen gün Migros'ta gezer terliklerde indirim vardı. Gidip fuşya pembesi aldım. Annem de bu yaştan sonra olur mu dilek falan filan dedi ama ben dilekleri çok geç keşfettim. Bu da böylece bitti. İçinde marmelat var. Bunu da fırına atacağım. Çıkınca afiyetle yiyeceğiz. Yanında da güzel bir çay demleyeceğiz. Bana arkadaş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da coolcool34 takip ederseniz çok sevinirim.